Esma-ül Hüsna ne zaman okunmalıdır? Rabbimizle buluşmanın, dua etmenin bir zamanı olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla güçlü bir niyet, iman, teslimiyetle kalben inanarak dua etmenin çok önemli bir gücü var. Çünkü Rabbimiz kalpte olanı görüyor. Dolayısıyla kalbimizin inanmadığı bir şeyi dilimizle istediğimiz kadar ifade edelim, sonuç alamayacağız. Bununla birlikte Esma-ül Hüsna'ların Kur'an'da müjdeler sadece Esma-ül Hüsna'yı zikir anlamında değil, dualarımızı ederken de böyle rahat, huzurlu, sakin zaman dilimleri, yani akşam saat 22'den sonra sabahın o erken saatlerinde edilen duaların daha kabule geçtiği söylenilir. Ben bu kabule geçişin şu manaya geldiğini düşünüyorum. O günün yoğunluğunu bitirmiş oluyoruz. Zihinsel, ruhsal, fiziksel olarak rahatlıyoruz. Anda kalıyoruz ve tamamen niyete ve duaya odaklandığımız için burada ciddi anlamda bir yaratım enerjisinin içine girildiğini düşünüyorum. O yüzden sizler de dualarınız ya da zikirleriniz için bu zamanları da seçebilirsiniz.